Merhaba arkadaşlar, ben Uludağ Üniversitesi Astronomi Topluluğundan Eda Nur Şirin. Bugün Astronomi 102 serimizin 3. dersi olan Yıldızların Yaşamı dersini size anlatacağım. Bu derste neler yapacağız? Genel olarak yıldızların yaşam döngülerinden, yaşam evrelerinden ve yıldız türlerinden bahsettiğimiz bir ders olacak. Derse başlamadan önce buralarda bir yerde abone ol butonu var. Lütfen abone olur musunuz kanalımıza? Çok mutlu oluruz. Abonelerimiz 2 tane artınca bile çok mutlu oluyoruz. Şimdi biz yıldızların yaşamını büyük kütleli yıldızlar ve küçük kütleli yıldızlar olarak 2 kolda inceleyeceğiz. Belirli bir yere kadar bu 2 koldaki süreçler aynı ilerliyor, ama belirli bir yerden sonra 2 yıldız türü içinde çok farklılaşıyor. Yıldızlar, yıldız oluşum bölgeleri dediğimiz nebulalarda oluşmaya başlar. Bu nebulalar aslında yüksek yoğunluklu molekül bulutlarıdır. Şimdi bu molekül bulutlarında bir toz halkası oluşuyor ve bu toz halka yoğunlaşmaya başlıyor. Yoğunlaşmaya ve sıkışmaya başlıyor. Ve bu bölgeler genelde %75'i hidrojen, %24-25'i helyumdan oluşan ve çok az miktarda diğer elementlerden oluşan bölgeler oluyor. Bu maddeler kütle çekim etkisiyle sıkışmaya başlıyorlar. Bu sayede kütle çekim artıyor. Madde miktarı da artıyor. Merkezdeki basınç da artıyor. Bu toz bulutunun merkezindeki basınç da artmaya başlıyor. Ve içsel enerji de artıyor. İçsel enerji nedir? Kinetik ve potansiyel enerji hariç sistemdeki toplam enerjidir. Şimdi içsel enerji de arttıkça moleküller uyarılmaya başlıyor. Moleküller temel enerji seviyesine dönerken içsel enerjilerinin bir kısmını kızılötesi ışık olarak yayıyorlar. Basınç ve kütle çekimi dengelenmediği için bulut çökmeye başlıyor. Sonrasında hidrojen ve helyum iyonlaşıyor. İyonlaşmak ne demek? Elektron alıp vermek demek. Hidrojen ve helyum iyonlaşıyor ve bu olay iç basınç ve kütle çekimi dengelenene kadar devam ediyor. Merkezdeki sıcaklık belirli bir değere geldiğinde termonükleer tepkimeler sonucu hidrojen helyuma dönüşüyor. Şimdi hidrojen helyuma nasıl dönüşüyor? Ondan bahsedeyim. Hafif çekirdekler bir araya gelerek daha ağır çekirdekler oluşturuyor. Ve bu oluşurken, bu olay gerçekleşirken aradaki kütle farkından dolayı bir enerji uzaya salınıyor, açığa çıkıyor. Bu enerjiye füzyon enerjisi diyoruz. Evet, füzyon kelimesi asla aklıma gelmiyor. Bu enerjiye füzyon enerjisi diyoruz arkadaşlar. Bir insanın aklına füzyon enerjisi kelimesi nasıl gelmez? Füzyon. Bizim güneşimizde bu olay nasıl oluyor? Ondan bahsedeyim. 4 tane hidrojen atomu kaynaşarak 4 tane helyum oluşturuyor. Ve bu olay olurken aradaki kütle farkı enerjiye dönüşüyor ve uzaya salınıyor. Aslında bizim güneşimizin yanmasını sağlayan şey de bu. Hidrojeni helyuma çevirebilecek kadar basınca sahip olan yıldızlar ana kol evresine geçmiş oluyor artık. Yani ön yıldız evresinden ana kol evresine geçiyorlar ve yaklaşık 10 milyar yıl bu evrede kalıyorlar. Aslında bir sayı vermek yerine şöyle de söyleyebiliriz. Yakıtları bitene kadar bu evrede kalacaklar. Ana kol yıldızı olarak kalacaklar. Bir yıldızın yakıtı nasıl biter? Hidrojen artık helyuma dönüştü. Hidrojen kalmadı. Basınç ve sıkışma arttığı için helyum üçlü alfa reaksiyonu gerçekleştiriyor ve karbon atomlarına dönüşmeye başlıyor. Bu olay yıldızın çökmesini engelliyor ama yıldız genişlemeye başlıyor. Bu da yıldızımızın kırmızı dev evresine geçiş aşaması. Yıldızımız artık kırmızı dev evresine geçti. Bu kırmızı dev evresinde neler oluyor? Bundan bahsedeyim. Kırmızı dev evresinde yıldızımızın kütlesi sabit kalıyor ama çapı sürekli artıyor. Şimdi çekirdek ısınmaya devam ediyor. Dış katman soğuyarak genişliyor. Şimdi
Dış katman genişleyince çekirdekteki basınç azalıyor. Çekirdekteki basınç azalınca helyum reaksiyonu duruyor. Yani çekirdek yakıt yakamaz hale geliyor. Sonra yıldız tekrar çökmeye başlıyor. Belirli basınca ulaşıldığında helyum reaksiyonları tekrar başlıyor ve yıldız tekrar genişlemeye başlıyor. Yani aslında bir zonklama gibi düşünebiliriz bunu. Sürekli genişleyip çöküyor, genişleyip çöküyor. Bu yıldızda parlaklık dalgalanmalarına da sebep oluyor. Yani parlaklığı artıyor ya da azalıyor. Buradan sonra küçük kütleli ve büyük kütleli yıldızlarımız için işler değişiyor. Büyük kütleli yıldızların ana kol yıldızı evresinden sonraki evresine kırmızı süper dev diyoruz. Küçük kütleli yıldızların ana kol evresinden sonraki evresine de kırmızı dev evresi diyoruz. Şimdi kırmızı süper dev evresi yaklaşık 4 milyon yıl sürüyor. Kırmızı dev evresi de 100 milyon yıl sürüyor ortalama. Bu aradaki yaşam farkının sebebi de şu. Büyük kütleli yıldızlar yakıtlarını daha hızlı tükettiği için ömürleri daha kısa oluyor. Küçük kütleli yıldızlar da daha yavaş harcıyor yakıtlarını ve böylece daha uzun yaşayabiliyorlar. Videonun en başında söylemiştim. Belirli bir yerden sonra büyük kütleli ve küçük kütleli yıldızlar için işler değişiyor diye. O evre, bu evre, kırmızı dev evresinden sonra büyük kütleli yıldızlar farklı şekilde ilerliyor, yaşamlarına devam ediyor. Küçük kütleli yıldızlar farklı bir şekilde devam ediyor. Ben şimdi önce büyük kütleli yıldızların yaşamlarının nasıl devam ettiğinden bahsetmek istiyorum. Kırmızı dev evresinden sonra büyük kütleli yıldızlar bir süpernova patlaması meydana getiriyor. Yani puf diye patlıyor bildiğiniz yıldız. Ve bu patlamada yayılan enerji Güneş'in 10 milyar yılda yayacağı enerjiden çok 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 daha fazlası. Süpernova evresi yaklaşık 1-2 yıl sürüyor. Daha sonrasında büyük kütleli yıldızların en büyük kütleli olanları kara delik haline geliyor. Büyük yıldızların kara delik olacak kadar büyük kütleye sahip olmayan yıldızları da nötron yıldızı haline geliyor. Kara delik nedir? Sonsuz bir biçimde kendi içine çökmüş yıldız çekirdeğidir. Nötron yıldızı da süpernovadan kalan ve tümüyle nötrondan oluşan yıldız çekirdeğidir. Büyük kütleli yıldızların yaşamı böylece sonlanıyor. Küçük kütleli yıldızların kırmızı dev evresinden sonraki yaşamlarından bahsedeyim. Kırmızı dev evresinden sonra yıldızımız uzaya saçılıyor. Dış katmanları uzaya saçılıyor ve çekirdekte bir sıcak beyaz cüce kalıyor. Bu sıcak beyaz cüce zamanla soğuyor tabii. Şimdi yaşamın son evresindeki soğuk yıldız deniyor beyaz cücelere. Bu beyaz cüceler soğudukça ve karbonları kristalleşince kara cüce oluyor ve böyle uzayda yalnız başına gidip gelmeye, savrulmaya, dolaşmaya devam ediyor. Yıldız türlerinden bahsedelim. Yıldızlar en ağırdan en hafife doğru O, B, A, F, G, K ve M harfleriyle gösteriliyorlar. Şimdi ben en hafiften başlayayım. M tayf sınıfı kırmızı cüce yıldızlardır. Güneşin kütlesini bir kabul edersek eğer, Güneşin kütlesinin %7,5 ile %60'ı arasında bir kütleye sahip bu kırmızı cüce yıldızlar. Ömürleri 70 milyar yılla birkaç trilyon yıl arasında değişiyor. Kütlesi yüksek olan kırmızı cüce yıldızlar ömürlerini beyaz cüce olarak sonlandırıyorlar. Ve evrenin %80'inde kırmızı cüce yıldız mevcut. Yani evrende aslında en çok rastladığımız cisim kırmızı cüce yıldızlar. İkinci olarak K tayf sınıfı turuncu cücelerden bahsedeceğim. Güneşin kütlesini yine bir alıyoruz. Her zaman bir olarak kabul ediyoruz Güneşin kütlesini. Bu yıldız türlerinde buna göre söyleyeceğim kütleleri. K tayf sınıfı turuncu cücelerin kütleleri Güneşimizin %60'ı ile %85'i arasında bir kütleye sahipler. Kütle miktarına göre 20 ila 60 milyar yıl ana kol evresinde kalabiliyor bu yıldızlar. Ölümleri de şu şekilde oluyor. Önce kırmızı deve dönüşüyorlar, sonra gezegenimsi bulutsuyor, daha sonra da beyaz cüce olarak yaşamlarını sonlandırıyorlar. Evrende bulunma oranları da %8. G tayf sınıfı güneş benzeri sarı yıldızlar. Güneşimizin %85 ile %1,1 katı kütleye sahip oluyor bu yıldızlar.
8 ile 13 milyar yıl arası anakol evresinde kalabiliyorlar. Önce gezegenimsi bulutsu, sonra beyaz cüce, sonra da kara cüce olarak yaşamlarını sonlandırıyorlar. Evrende bulunma oranları %3,5. A ve F taş sınıfı yıldızlar Güneş'in 1,5 ile 2,5 katı kütleye sahip yıldızlardır. 300 milyon yılda 4 milyar yıl arası anakol evresinde kalabilirler. Kırmızı dev evresinden sonra gezegenimsi bulutsu, daha sonrasında beyaz cüce olarak yaşamlarını sonlandırırlar. Evrende bulunma yüzdeleri ise %0,7 A taş sınıfı, %2 de F taş sınıfıdır. O ve B taş sınıfı yıldızlar, Güneş'in 3,5 katı ile 120 katı arasında kütleye sahip olan yıldızlar. Yaklaşık 150 milyon yıl anakol evresinde kalabiliyor bu yıldızlar. Küçük kütleleri gezegenimsi bulutsu, daha sonrasında beyaz cüce olarak yaşamlarını sonlandırıyorlar. Büyük kütleli olanlarsa kırmızı dev evresinden sonra süpernova ya da kara delik olarak yaşamlarını sonlandırıyorlar. Bir de ölü yıldızlarımız var. Artık enerji üretemeyen yıldızlara biz ölü yıldızlar diyoruz. Evet, Astronomi 102 serimizin yıldızların yaşamı dersini burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince açıklayıcı ve basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de anlamadığınız yerler olursa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz ya da sosyal medyadan bize Ulaastro kullanıcı adıyla ulaşıp oradan da sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Gökyüzünüz açık, yıldızınız bol olsun.